Herkese merhaba, ben FakeDead ve sonunda Modlarla Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, sizin için fazla bir zaman olmadı, birkaç gün oldu ama ben 16-17 gündür falan girmiyorum bu e, dünyaya yani bayağı bir zaman oldu. Ve videonun zamanını muhtemelen görmüşsünüzdür. Şimdi yorumları tahmin edecek olursam Niye bu kadar kısa, İki haftadır zaten Minecraft çekmiyorsun, kaç gündür Minecraft bekliyorum, ee, İki gün önce geldin, iki günde Minecraft dışında oyun yükledin, yeter artık, niye kısa video yükledin falan. <laughs> Öncelikle sakin olun. Ee, bugün, bundan sonraki gün ve ondan sonraki günde Minecraft gelecek zaten, bu bir hafta sonu yayın yapacağım, bu iki. Ve de bugün ne yazık ki video çekmeye geç bir saatte başlayabildim. Ya video kısa olacaktı ya da e, gecenin birinde ikisinde falan yüklenecekti. Bence bu seçenek daha mantıklı. Yani umarım sinirli kalabalığı biraz sakinleştirebilmişimdir. Yani artık bölüme geçebiliriz galiba. Uyuyabilirsem. Pekala şimdi geçen bölüm biz bir şeyler yapmaya başlamıştık. Amacımız Fuel Road yapmak tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Açıkça söylemem gerekirse. Ee, bu istediğimiz şeyi elde etmenin birkaç yolu var. Plüton yumu. Yuyu da üretebiliriz aslında bir bakıma. Hatta ee, sanırım öyle yapınca daha kara geçmiş oluyoruz. Yuyumetre ile yapınca. Yani şu an henüz hangisini yapacağıma pek emin değilim o yüzden Bir bakalım Yuyu metre üreten alet ee, nerede Ve yapması ne kadar kolay? Ya da zor. Tabii ki ismini unuttum ve burada bulamıyorum. Harika. Şimdi şey, biz yuyu metri üretmeye çalışıyoruz. Böyle bakınca bulmuyor ne yazık ki ama ismini hatırladım. Mass Fabricator. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu Mass Fabricator denen arkadaş öncelikle ne yazık ki sadece sıvı yuyu metri üretiyor. Benim eski serimdeki gibi değil onu hatırlayan varsa. Ve o sıvı yuyu metarı istediğimiz şeye dönüştürebilmemiz için daha farklı aletler de yapmam gerekecek benim. Ee, yani sadece bunu yapınca bitmiyor. Fakat ee, bunu yapması o kadar zor değil en azından. Yanından bakarsak. Bir de Recycler'a ihtiyacımız var. Recycler. Recycler mıydı neydi ya? Ee, yanlış mı yazıyorum? Baş harfini büyük yapmadım diye acaba? Evet. Tamam. Bu da kompresör, glowstone ve iron istiyor. Kolay bizim için sorun olacak bir şey değil kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bunları üretiyoruz ve işe koyuluyoruz. Şunları şöyle yaparsak bizim için daha iyi olur. Demirimiz kaldı mı bizim? Var. 20 tane alalım. Evet. Ayrıca dediğim gibi bugün akşam çok geç bir saatte video çekmeye başlayabildiğim için ne yazık ki bölüm kısa ve boş oldu. Aynı şu <laughs> gitmeden önce yaptığım bölümler gibi. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Eğer videoyu gecenin birinde izlemeyi sevmiyorsanız böyle olmak zorunda bugün. Lütfen kızmayın. Ve bilmeden kompresöre koydum. Harikayım. O kadar zamandır oynamadığım çok belli oluyor değil mi? <laughs> Ee, önce lazere koymaya çalıştım. Şimdi de kompresöre koyuyorum demirleri. Harika ya. Tamam o zaman öncelikle bir e, recycler yapalım kendimize. Bir tane iron chipset'e ihtiyacımız var. Iron chipset için şuraya iron'ı ve redstone'u yerleştirdim. Bu bize iron chipset yapacak. Hatta birkaç tane yapalım. Üç tane yapalım mesela. Hmm. harika. Ee, daha sonra Geri kalanı zaten iron plate. Şu arkadaş da zaten elektronik circuit. Onu da hemen yapabilirim. Copper. Ee, şundan alalım. 12 tane. Ve gereksiz şeyleri de şuraya atacağım. Tamam. Ve de bunları da kablo yapacağız. Ha zaten çantamda varmış copper kablo. Olsun yine de biz yapalım. Rubberımız az kalmış. Biraz daha rubber ağacı büyütsem fena olmaz. Ve de iki tane daha. Bunları da ısıtıyorum. Daha sonra bunları da e, diğer rubberları almadım mı? Almamışım. Bup. Ve de bup. Bum. İşte bu. Bununla da elektronik circuit. Tamam. Ee, iron chipset aldık. Daha sonra bunu da şöyle diziyoruz. Bu da bize machine frame verdi. Yani tek ihtiyacımız olan şey daş. Daş daş daş. Kabuston bu burada. O zaman daşlarımızı da aldık. Ve bunları da dizince bir tane daha kompresör yapmış olduk. Şimdi bunu recycler'a çevireceğiz. Yani bir tane glowstone lazım. Varmış iyi ki. Ee, glowstone. Ve kompresör ve iki yana demir. Nasıl ya? Ha dört de lazım pardon. Dört alalım. Dört tane dört alalım. Çünkü espri. Şunları şöyle yerleştiriyoruz. Bunları da kenarlara ve de böylelikle recycler'ımız hazır. Bu ihtiyacımız olan ilk şeydi. Ve düşündüğümden çok daha hızlı hallettik açıkçası. Şimdi diğer ihtiyacımız olan şey ne? Diğer ihtiyacımız olan şey tabii ki e, mass fabricator olacak. Mass fabricator için ise bu biraz daha zor. Çünkü iki tane advanced circuit istiyor bu. Yani evet. Bir de iki tane de Advanced Machine casing. Şimdi eğer bunları yaparken videoyu durdurursam daha da az zamanım kalacak. Ama hmm. neyse ya durdurayım. Bu ne istiyor? Bunun için de iki tane Advanced Circuit isteniyor. Yani dört tane Advanced Circuit yapmam lazım benim. Çok karışacak. Neyse o zaman ben bunları yaparken videoyu durduruyorum şimdilik. Ee, umarım saat 12 olmadan yetiştirebilirim videoyu. <laughs> evet düşündüğümden daha çok zamanım aldı ama e, şu anda bitmek üzere. Enerji kristal. Bununla şunu yapacağım. Lapotron. Ve bununla da bunu yapacağız. Tabii ki benim dizmem gerekiyor. Evet. Mass Fabricator hazır. Recycler'ımız da aynı şekilde gitmeye hazır. Şimdi bu Mass Fabricator denen şey nedir? Bu Mass Fabricator, Fabricator diyorum. Fabricator denen alet alabildiği kadar enerjiyi alıyor. Ne kadar enerji verirseniz o kadar alır. Yani direkt bu depoyu boşaltabilir. Sömürüyor ve bize UU Matter üretiyor. Çok fazla enerji istiyor ama. E, bu Recycler bize bir şey üretiyor. Onun ürettiği şeyin ismi Scrap. Ve bu Scraplar e, bu aletin daha az enerji harcamasını sağlıyor. 6'da birini falan harcamasını sağlıyordu. 6'da bir, dörtte bir gibi bir şey. 8'de bir de olabilir. O civarda bir şey. Yani çok daha az enerji harcamasını sağlıyor. O yüzden Recycler yaptım. E, onun dışında bir de bu şeyi, e, tabii ki yuyu u, -U kullanacak alet de yapmamız lazım. Henüz onları yapmadık. Onların da yapmasının kolay olacağını hiç sanmıyorum. Mesela onlardan birisi pattern'lı bir şey olması lazım. Pattern storage bu arkadaş. Bunun için crystal memory gerekiyor. Silikon dioksit gerekiyor. Clay dust'ı şeyden geçiriyoruz. Ee, thermal centrifuge'den. Bizde thermal centrifuge vardı iyi ki. Yani onu yapabilirim. İlerleyen bir zamanda en azından. Şimdi ben bu e, recycler'ı şimdilik direkt buraya koyacağım. Açıkçası çünkü direkt bütün IC2 şeylerimiz burada. Daha aşk gözükür. Şunu kıracağız. Ve bunları şöyle bağlayacağım. Bu yeterli olmalı. Tamam. Şimdi artık recycler'ımız var. Recycler'ı ne yapıyor? Ona bir eşya atıyorsunuz. Bu onu recycle yapıp scrap'e çeviriyor. Tabii ki hepsini çevirmiyor. Bazen çeviriyor. Çevirme olasılığı var sadece. Evet. Böyle bir aletcik bu. Çok komplike bir şey yok gördüğünüz üzere. Ee, bu da bizim mass fabricator'ımız olacak. Bunu nereye koysam diye düşünüyorum. Açıkta bir yere mi koysak yoksa yer altına mı koysak? Asıl sorun bu. Sonradan yerini değiştirebiliriz gerçi ama yine de... Hmm. Direkt açığa koyalım ya oraya. Değil mi? Orada iyi durur bence. Ama havada dursun. Çünkü bunun yanına başka aletler de koymam gerekecek ileride. Yani burada. Burası iyi ya. Bence iyi yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamam. Dört tane scrap olmuş. Tabii ki bu recycler'a da bol bol cobblestone vermemiz lazım. O yüzden ne yapacağız? Şimdi bizim sistemimizde cobblestone var değil mi? 7000 tane var. O zaman ben ne yapıyorum? Şimdi e, request diyeceğiz. Ve request logistic pipe yapacağız. E, bunun için ise ne gerekiyor? Gold chipset, iron gear ve basic logistic pipe gerekiyor. E, burada ben iron ısıtmıştım. Iron değil tin ısıtmışım pardon yanlış hatırladım. Neyse ısıttığım tinleri ve goldları da alayım. Hazır gelmişken. Bunları da sisteme koyalım. Tinimiz bitmişti çünkü. Ben de bütün hepsini ısıttım. Biraz iron ısıtalım ve onların birazını da gear yapacağız. Böylelikle bunu yapabiliriz. Bu arkadaş ne işe yarıyor diye soracak olursanız herhangi bir istediğimiz yere sistemden eşya istiyor durmadan. Biz de şunun içine cobblestone doldurturacağız buna. Aralıksız. Böylelikle istediğimiz gibi olmalı her şey. Bir tane gear castı buraya koyalım. Bu bize bir tane gear çıkartsın. Şimdi kapatıyorum. Daha sonra geri kalanı ingot olarak çıkartacağız. Ee, tamam. Başka ne ihtiyacımız var? Biz de onları hazırlayalım. Gold chipset ve de diamond chipset e ihtiyacımız olacak. Yani bir tane gold ve de bir tane de diamond alacağız. Diamondlarımız yine azalmış biraz. Diamond da gelsin. Geldi ve... Diamond'ı buraya koyuyorum. Gold'u buraya koyuyorum. Ve de iki tane redstone koyuyorum. Bunu yapmıyorsun. Hayır. Şimdi gold chipseti sonra diamond chipseti yapacak. Bunu hallettik. Demir ısınmış. Yani bir tane gear alalım. Ne olur ne olmaz diye iki tane gear yapalım hatta. Bu da ikincisi olsun. Daha sonra kastı değiştirip bunu otomatik olarak sıvıyı çıkartmak üzere bırakacağız. Sen sıvıyı çıkartmaya devam et. Burada onlar oluyor. Bizim hiç logistics pipe'ımız kalmış mıydı? Basic logistics pipes. Var. Bayağı var hem de. umumuz bitti sayılır eğer sonradan gerekirse o sıkıntı olabilir bize. Belki. Şu anda değil ama Bizden sonraki bu yuyu kullanacak şeyler için bir de sinyal üretmemiz gerekebilir bir kere daha. Gearları almayı unuttum. Hemen koşup kaparız. Gearları buradan alalım. Diamond, golden chipset. Ve artık üretebiliyorum. Buraya iron gear, buraya golden chipset. Bu bize request logistics pipes verdi. Eee request değil ya. Provider yapmamız lazımdı. Ben karıştırdım ama sorun yok. Bakın. Yapımı için golden chipset gerekiyor sadece bir tane daha. Ucuz. Çabuk olur. Ben karıştırdım. Benim hatam. Tamamen. Şimdi bunu boşuna mı yaptık diye soracak olursanız. Boşuna yapmadık. Bunu da nerede kullanırım? Bu direkt şuradakinin aynısını yapmış oldum ben. Bunu da şu ileride bir yere koyarız. Buralarda işte Witcher ile falan uğraşıyorken item isteyebiliriz. Buraya kadar koşmamız gerekmez mesela. Yani bu şimdilik çantada dursun. Boşuna yapmadım ama hata yaptım. İsimleri karıştırıyorum. Bu kadar lazer varken zaten bunun bize herhangi bir zararı yok kesinlikle. Hemen lock diye olacak. Ve de lock. Boom. İşte bize golden chipset. Daha sonra ne yapıyoruz? Golden chipset'i bu defa doğru olanı yapacağız. Bir tane Logistics Pipes alalım bir tane daha. İki yana Redstone. Üste Golden Chipset ve ortaya da Logistics Pipes. Değil mi? Ha tamam tamam. Pardon. Hep üretimler karışıyor şu anda. Tamam provider yaptık. Daha sonra buraya eğer pipe yazmama gerek yok. Şurada varmış. 20 tane alalım. Birkaç tane daha basic logistics pipes alırız şöyle. Mesela 8 tane. 8 tane çok fazla oldu ama fark etmez. Şimdi ise şuraya doğru bir tünel kazacağız ama öncelikle bir işaretlemek istiyorum orayı kolay bulabilmem için. Şu arkadaşa. Kazacağız. Bakın demir buldum. <laughs> tamam. Buradan çıkarırız ya. Şurayı da alalım. Bir tane torç. O yeterli olur. Şimdi buraya basic yerleştireceğiz. Çünkü biliyorsunuz bu ayrımlara basic koymanız gerekiyor. Daha sonra unrooted böyle çekiyoruz. Yanlış yerden çektim. Şuradan direkt bunun altından çekeceğiz. Oraya da unrooted. Ve tam altına da provider. Tabii ki bunu mac2 yapmam lazım. Yani diamond chipset bu kadar kolay. Tak dedik. Şimdi Chris aldık. Sağ tıkladık. Şimdi bunun içine diyeceğiz ki sen cobblestone koy diyeceğiz. Diyeceğiz ki e include e normal mi desek? Sanırım ben yine yanlış şey yaptım. Provider değildi. <laughs> Şaka gibi ya request değil supplier mı yapacaktım? Evet. Ah. Hayır. Neyse iki tane lapis pizza ile yapılıyor en azından. İyi yanından bakın. Çok güzel boşa zaman harcayıp boşa bir sürü şey ürettim değil mi? Rubber için ağaç kesmiştim de bunlar. Ağaçların cesetleri. Evet. Yanlış üretimde rekor kırdım bu bölüm. Çok fazla yanlış üretim yaptığımı biliyorum ama bu bölümde rekordu yani hiç bu kadar fazla olmamıştı üst üste. Combo. Aman. Ne yapayım isimler hep karışıyor ya. Hah. Bu defa olmuş olması lazım. Bakalım bunun içine cobblestone geliyor mu? Evet. Ama biz tabii ki birer birer gelmesini istemiyoruz. Yani infinite diyeceğiz. Böylelikle bu daha çok istemeli. Evet aynen. Ve de ee, bu arkadaşa da eğer şuradaki bizim overclocker upgrade'leri koyarsak sana 7 tane geri verelim. Şurada fazladan vardı. Ee, sendekilerin yarısını da alalım. Bunda 7 tane olsun istiyorum. Boom. Böylelikle bizde bol bol scrap birikiyor bakın. Ne kadar hızlandı. Ee, sistemimiz bunu doldurmaya yetişecek mi bilmiyorum ama bu bize baya bir scrap sağlayacak. Biraz enerji harcıyor, doğrudur ama biz de bayağı bir enerji üretiyoruz yani. O konuda endişelenmemize gerek yok şu anda. Şimdi ne yapacağız? Şimdi UU metre üretmeye başlayacağız. Yu-yu metre ne yazık ki bu bölüm işleyemeyiz. Size de söyledim. Zamanım kısıtlı ama bir dahaki bölüm gerekli bütün adetleri yapıp işlemeye başlarız büyük ihtimalle. Bunun içine scrapleri koyuyoruz. Biraz daha scrap alabilirim. Scrapleri de otomatik bundan alıp buna koysak hiç fena olmaz ama şimdilik uğraşmayacağım. Şimdi bu alete enerjiyi bağladığım anda buradaki bütün enerjinin tamamını çekiyor olması lazım. Bunu yapmak iyi bir fikir mi? Büyük ihtimalle hayır ama e, yapalım bir bakalım ne kadar yuyu metal üreteceğiz bütün enerjimizde, değil mi? Şundan bir bir tane alalım. Bir taneyle bağlayabilir miyiz acaba? Bir taneyle bağlayabilirsem e, direkt fazladan malzeme kullanmama gerek kalmayacak. Yetişir mi taş şuradan şuraya? Ha buraya wire bağlayamazsın diyor zaten. Çünkü buraya daha önce zaten bağlanmış. Ee, o zaman ne yaparız? Bir tane daha high voltage connector alırım. Ve bunu da ön tarafına bağlarım. Ve bakın enerjimiz sömürülüyor. Neden direkt bitmiyor diye soracak olursanız. Hani ben hepsini sömürüyor demiştim. Niye sömürmedi? Yalan mı söyledin? Çünkü bu en fazla 8000 RF iletebiliyor ve burada kablo zaten en fazla 4000 RF edebiliyor. Yani bunun maksimum iletme gücü kadar çekiyor şu anda dolayısıyla. Doğal olarak ee, yani evet, scrap'leri de böyle çerez gibi yiyecek. Şimdi scrap'leri otomatik olarak e, o arkadaşa atmasını sağlamam lazım. Onun için ne yapacağız? Onun için ise e, item ductum kaldı mı? Tabii ki var. Harika. Item duct. Daha sonra servo. O da var. Ne kadar müthiş. Bu defa her şey yolunda gitti. Yani direkt şöyle yapabiliriz. Şimdilik direkt böyle ortalıktan servo diyeceğiz ki whitelist neyi whitelistle? Scrappy whitelistle ve de her zaman çalış diyeceğiz. Ve böylelikle artık scrapler çekiliyor. Geliyorum buraya. Bakalım. Yanlış bir şey yapmadım. Buraya geliyor olması lazım. Evet geliyor. Sadece bu anında sömürüyor. Buraya daha iyi bir servo lazım. Bu bir anda en fazla 4 tane çekebiliyor. Yetmiyor galiba. Yo yetiyor. Bu recycler yeterince hızlı üretemiyor sadece. Hmm. Her neyse. E, sonuç üretmeye başladık. Biz şu anda yu yu meter'ımızı ve ne yazık ki enerjimiz bunu üretmeye yetmeyecek. Tabii ki. Ben yetmeyeceğini zaten tahmin etmiştim. Steam'imiz de çok yetmiyor. Zaten bunlar şu anda maksimum güçle çalıştığı halde yeterli gelmiyor. Yani bir dahaki bölüm daha fazladan enerji üretmek için yolda aramamız gerekebilir. Ne yazık ki. Ağaç farmımız düşündüğümüzde iyi çalışıyor aslında. Yani bir tane daha steam oven yapıp buradaki dynamoları artırabilirim. Belki. Evet. Fakat bu UU meter inanılmaz derecede yavaş olan bir şey. Çünkü gördünüz şu anda sadece 6 milibar oldu. Ki 1000 milibar bir kova demek. Düşünsenize daha 6 oldu. Ve 6 milibarı yapmak için ne kadar enerjimiz gitti? Neredeyse yarısı. Ben o yüzden şimdi ne yapacağım? Ee, bir tane kova alacağım. Kova değil. Sandık alacağım. Chest. Hatta barrel varsa barrel alayım. Barrel'ımız yokmuş. Üretmeye de üşendim. Yani bunu boş verin. Şuraları kıracağız ve buraya koyacağız scrapleri. Ve daha sonra senin de elektriğini keseceğiz. Şimdi burada bol bol scrap biriksin. Burada bol bol scrap biriktikten sonra bu arkadaş üretmeye başlasın istiyorum. Çünkü bu scrap yoksa eğer çantasında acayip fazla elektrik harcıyor. O kadar fazla direkt her şeyimi sömürmek istemiyorum ben. Yine e, enerjisi doldukça ben bunu çalıştırırım. Bunların ikisi çantamda bulunacak. Eğer bizim buradaki depomuz full ağzına kadar çalıştırırız. Değilse durdururuz. Çünkü bütün enerjimin bitmemesi lazım. E, tamam. <laughs> Şimdilik böyle oldu. Scraplerimiz birikiyor. Fakat bu bizim kabul stonlarımızı da yok edecek tamamını. Yani kendimize bir kabul stone üretecek bir şey de yapabiliriz. Thermal Expansion'dan ee, neredesin Igneous Extruder yapabiliriz Bir tane Machine Frame gerekiyor onun için Bizde fazladan yoktur herhalde Tabii ki yok Her neyse ne yazık ki bu bölümlük Bu kadar ama O zaman izlediğiniz için Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum Umuyorum ki video 12'den önce yüklenir ama yüklenmesi Lazım şu anki uzunluğuyla Tahminen internetim düşündüğümden daha da yavaş değilse. Ee, yarın yine Minecraft gelecek. Ondan sonraki gün yine Minecraft gelecek. Dediğim gibi ve... E, hafta sonu yayın yapmayı düşünüyorum. Yayında ne yapacağım şu anda kesin emin değilim. Ama bir şeyler buluruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Ve görüşürüz. Bay bay.